Meme kanserinin tanısında en önemli nokta aslında erken tanı koymaktır. Hastalarımız kendi kendine meme muayeneleri yaptıkları takdirde her zaman kanser ortaya çıkmasından çok önceleri bunu tespit etme şansımız var. Hastalar bize nasıl geliyor? Yapılmış çalışmalar göstermiştir ki hastaların %65'i memede kitle şikayetiyle başvuruyor. %5'i ağrıyla bize geliyor. %1'i memesinin diğer memeye göre daha büyük olduğu şeklinde geliyor. %3'ü memesinde bir kızarıklıktan ya da bir çekintiden bahsediyor. %2'si de meme başındaki çekintiyi tespit ediyor ilk olarak. Çok az bir oranda, %1 oranında da aksilla da dediğimiz koltuk altında kitlelerle insanlar bize başvurabiliyor. Bu durumda bizim bu hastalığın meme kanseri olup olmadığını göstermek için görüntüleme yöntemine başvurmamız lazım. Neler yapmamız lazım? Öncelikli olarak meme ultrasonografisi ve mamografi çekmek lazım. Toplumda şöyle bir ön yargı var. Mamografi çektirirsem çok radyasyon alırım. Artık öyle değil. Şu anki kullandığımız teknolojideki radyasyon yayan cihazlar artık piyasada yok. Çok güvenilir cihazlarla mamografi çekilebilmekte. Ve bu mamografi de memede kitle oluşmadan da çok öncesinde bize bazı bulgularla kanseri tespit etmemize, tanı koymamıza yardımcı olmakta. Mamografi iki yönlü çekilen bir film. Memeyi hem önden arkaya hem de aşağıdan yukarı sıkıştırılarak çekildiğinde bazı özelliklerle ki bunlar orada kalsifikasyon dediğimiz, asimetrik doku yapılanması dediğimiz ya da görüntülemede uzman bir radyoloğun fark edebildiği bir yapı bozukluğu kanser bulgusu olarak karşımıza çıkmakta. Ultrasonografi de var olan kitlelerin içinde sıvı dolu olup olmadığı ya da kanserse etrafa ne kadar yapışık olduğu, koltuk altındaki lenf bezlerinde kanser şüphesi var mı yok mu bu konuda bize bilgi vermekte. Kitle tespit edildiğinde görüntüleme eşliğindeki çoğunlukla ultrason eşliğinde kalın iğne biyopsisiyle tanık olmakta ve tümörün tiplendirmesi yapılabilmekte. Ama biz istiyoruz ki bunu mamografi eşliğinde yakalayalım. Yani çok daha öncesinde yakalayabilelim. Mamografiyle bir kitle ya da şüpheli bir alan tespit edildiğinde yine oraya tel koyarak ya da prom masa dediğimiz mamografi eşliğinde oradan doku örneği alınarak çok rahatlıkla kanser tanısı konabilmekte. Tanı konduktan sonra da evrileme amaçlı muhakkak uzak organların taranması gerekiyor. Bunlar akciğer, karaciğer, beyin taraması. Bunların hepsini bir arada yaptırabildiğimiz PET tomografi de bize çok faydalı bilgi vermekte.